Günaydın sana dünya. Biraz yoga ile bacakları esnetme zamanı. Namaste. Saçım bu haldeyken yoga dersine nasıl gidebilirim? Şu halime baksana. Tara beni lütfen. Merhaba güzel Neylem. Benimle ilgilenmedi bile. Neyla, şimdi oynayamam. Gitmem gerek. Al kurabiye vereyim. Sonra görüşürüz. Merhaba Neyla, nasılsın? Karışık. Gördüm. Başında kuş yuvası varmış gibi görünüyor canım. Sahibim bir türlü beni taramıyor. Daha çok ısrar etmen gerek. Daha çok mu? Evet, denemeye devam et. Sonunda eve döndüm. İyi geceler Neyla. Ben yatmaya gidiyorum. Saçım bu haldeyken mi? Yarınki yoga dersime asla bu saçla gidemem. Arkadaşlar başım çok büyük dertte. Seni görebiliyoruz Neyla. Yarın hemen düzelttiririz. Sana hemen rahatlatıcı bir müzik listesi yolluyorum. Sağ olun. Yarın sabah yürüyüş yerinde görüşürüz o zaman. Merhaba, biz en havalı, en güzel tüylü evcilleriz ve birlikte maceralara atılıyoruz. VIP Pets, VIP Pets dostlar, VIP Pets. Durdurulamaz biz de birlikteyiz. Hadi gidelim. I love VIP Pets. Ne düğüm ama? Bu imkansız bir şey. Bu karmaşanın içinde amcamın benden istediği saç kurutucusunu bulmam mümkün değil. Şimdi neden kendisinin yapmadığını anladım. Ne dağınıklık. Merhaba kızlar, nasıl gidiyor? Benden istediğin kırmızı saç kurutucusunu bulmam imkansız amca. Dert etme, zaten çok eskiydi. 2 yıl önce almıştık. Hemen yeni bir tane alırım. Sen de tüm bunları atabilirsin. Hoşça kal. Hepsini atayım mı? Şunu bulmama yardım eder misin Kiara? Kiara? Tamam. O zaman şu kabloyla başlayalım. O kadar kötü değil gerçekten. Tabii. Birkaç yerinden çektik mi tamamdır. Tamam tamam. Ama gülmek yok. Kesin şunu. Kimse bana bakmasın. Peki iyi de sana ne oldu Neyla? Dokunabilir miyim? Dokunmak mı? Sen delirdin mi? Hayır. Kesin şunu artık. Bana yardım etmeye geldiniz sanmıştım. Benimle dalga geçmeye değil. Üzgünüm Neyla ama maalesef saçın epey şey olmuş. Epey karışmış. Eğer bana yardım etmeyecekseniz ben gidiyorum. Bekle. Endişelenme. Bunu doğal avokadolu saç kremiyle hemen düzeltebiliriz bence. Bundan emin misin peki? Tabii ki. Ayrıca saçımı açtığımız zaman hop yıldızlı köpek yavrularından daha çok göz alacaksın. Dedik ki ayrıca saçını açtığımız zaman hop yıldızlı köpek yavrularından daha çok göz alacaksın. Hazır. Şimdi yarım saat beklemen gerekiyor. Sonra bana teşekkür edeceksin. Buna daha fazla dayanamıyorum. Bu işe yaramıyor. Çıkarın şunu başımdan. Bu birazcık iğrenç olmuş ama. Yapıştım. Ben... Korkunç. Sizce başımı tıraş edersem güzel görünür müyüm? Bunun başka bir çözümü olmadı. Buldum. Hiçbir şey küçük tırmığıma karşı koyamaz. Yavaş, nazikçe. İşin püf noktası tamamen odaklanmak. Yani dikkatin dağılmamalı veya sabrın tükenmemeli. İşim neredeyse bitmek üzere. Nihayet işte beklediğim yeni saç kurutucusu geldi. Uçaktan bile daha güçlü bu. Çok güçlü. Tamam, işim bitti. Sonunda kırmızı saç kurutucum buradaymış işte. Belki de yenisini almama gerek yoktu. Yine çözmeye başlıyoruz. Bak Neyla. Düğümlerini kopyaladım. Avokadomuz yok. Limon da yok. Çabuk. Kimse bizi böyle sıradan bir halde görmemeli.
Kızlar, siz çok harika hayranlarsınız ama saç modelimi taklit etmeyin. Bu bir saç kremi hatası sadece. Biz de buna özel saç modelin sandık. Çok iyi görünüyorsun. Ona her şey çok yakışıyor. Ama Neyla haklı. Aa Luna, insanlarımız da bizi epey sağlam bir fırçalama seansı bekliyor. Evet, artık bitti. Hoşça kal görkemli yelem. Bunca yıldan sonra işte beklenen an geldi. Saç kreminin sonucunu beklemek istemediğinden emin misin? Evet Juliet, merak etme. Bit şehrinde yeni bir kel öğretmene ihtiyaç duyduklarından eminim. Israr etme. Dur Neyla, hadi Fabio'ya gidelim. Geçen gün yeni bir saç açıcı şampuan aldığını söylemişti. Hadi Neyla, biraz moralin düzelir. Ah, şu saça bak. Sana ne oldu Neyla? Bu karmaşıklığı hemen açmamız gerekiyor. Peki sen ne yapıyorsun? Bu kabloları çözüyorum. Bana yardım eder misiniz? Tabii ki. Şimdi sana meditasyon görüntüsü yaratacağım. Öncelikle şu düğümleri açabilmek için doğal saç açıcı kullanacağım. Bu en son çıkan ürün canım. Yoga style. Evet, işte bütün düğümler artık çözüldü. Neyla, çok güzel görünüyorsun. Demin sabrımı yitirdiğim için sizden özür dilemek istiyorum. Yardım etmeye çalıştığınızı biliyorum. Ve bu saç, köpek yogası için kusursuz olduğundan, rahatlayabilmemiz için size bir yoga dersi vereceğim. Ne harika fikir. Evet. I love VIP pets. Hayat nedir? Bir illüzyon, bir gölge, bir kurgu. Ve en büyük iyilikler bile küçük. Tüm hayat bir rüyadır ve rüyalar da... ve rüyalar da rüyadır. Hayatım, çok iyi yazıyorsun. Tiyatroya bayılıyorum. Hey bak! Erkek ve dişi kedi seçmeleri varmış. İşte bana büyük bir fırsat. Kedi rolü pek kolay değil aslında. Sen ne yapacağını zaten bilirsin. Evet, elimden geleni yapacağım. Miau. Peki dişi kediler ne yaparlar? Sinsice yürürler. Çok zarif hareket ederler. Sabırlıdırlar. Ve en önemlisi de... Köpek duygularım bana ihanet ediyor. Baş kedi rolünü almak istiyorsam kendimi kontrol etmeye başlamam gerek. Daha iyi odaklanmalıyım. Sanırım biraz daha prova yapmam gerek. Saat kaç oldu? Bu koku da ne? Merhaba, biz en havalı, en güzel tüylü evcilleriz ve birlikte maceralara atılıyoruz. VIP Pets, VIP Pets dostlar, VIP Pets. Huzur olamaz, biz de birlikteyiz. Hadi gidelim, I love VIP Pets. Bu koku da ne? Çok lezzetliydi. Ama kokusu çok garipti. Belki de sosunu değiştirmişlerdir. Hayır, bütün gün kötü bir koku vardı. Siz bunu fark etmiyorsunuz ama biz kedilerin çok hassas bir koku alma duyuları var. Tabii öyledir. Bu koku varken kedi rolüme bürünmeyi başaramam. Merhaba amca. Ay, çok garip kokuyor. Borular tıkandı. Ne kadar pompalarsam pompalayayım, aman bir türlü açmayı başaramadım. Ama amca, bu kötü koku varken kimse kuaför salonumuza gelmek istemez ki. Merak etme Fabia, ben hemen bu sorunu düzeltirim. Ah, çok kötü kokuyor. Artık bu kokunun nereden geldiğini bulmamız gerek kızlar. Ama nasıl? Bunu bana bırakın. Kedi yeteneklerim sayesinde bu vakayı hemen çözeceğim. Burada hamburger var. Bu insanlar ne kadar da pis böyle. Çöp kutularını görmüyorlar mı? Belki de kötü koku o hamburgerden geliyordur. Hayır, o kadar kötü değil. Bu çok iyi kokuyor. Ne? Karnım çok açtı.
Hey, saçındaki o toka. Burada başka ipucu var. Gelin. Bu kadar yürümekten yoruldum artık. Koku şuradan geliyor. Aa, hayır kızlar, belki biraz kaçırmış olabilirim. Ha? Kiara, sen kokuyorsun. Ne? Kuş pisliği bu. Hissettiğim ve kokusunu aldığım şey o mu? Yani miyav, miyav. Ah, daha bitti işte. Bütün gün bununla uğraştık resmen. Ama birlikte daha güçlüyüz. Bu nedir amca? Her seferinde attığım saçlar olmalı. Ne? Buraya her gün saç mı atıyorsun sen? Ama amca, tuvalete saç atılmaz ki. Bir sürü suyu boşa harcamanın yanı sıra şu yaptığın şeye bir bak. Ama nasılsa düzelttik işte. Aa, trajik kader. Miau. Bana oyun oynamaya. Miau. Çalışıyor. Yeterince üzgün kedi rolü yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Nefes al, içine çek ve ver. Bir fikrim var. Kedilik kariyerim sona erdi işte. Kendi kaderime terk edildim. Hem de hiçbir... Artık o kadar kötü kokmuyor. Gitmem gereken bir seçme var. Ama bu şekilde gidemem. Fabio'yu görmeye gitsek nasıl olur peki? Evet. Burası da çok kötü kokuyor. Merhaba Kiara. Borularımız tıkadı da. Kiara, saçına ne oldu böyle? Daha yeni yapmıştım. Aa, Fabio. Önemli bir film için kedi seçmelerine katılmam gerek. Ama saçımı kuş pisledi. Ve sonra VIP Pets bana yardım etmeye çalıştı. Ama sonunda sırılsıklam oldum. Ha, buldum. Çok özel bir modelim var. Onunla seçmelerde gözden kaçmayacağından adım gibi eminim. Ooo. Çok güzel kedi rolü yapıyorsun. Ve kedi kulaklı bir saç bandı. Fashion Cat Style. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil Kiara. Birkaç fıs kedi parfümü sıkalım. Böylece kendini iyice rolüne verebilirsin. Süper miyav. Şimdi seçmelere. Ne kadar havalılar. Ha? İyi değil mi ama? Onları çöpe at amca. Umarım rol için beni seçerler. Çünkü sizin sayenizde çok iyi hazırlandım. Yapabilirsin Kiara. En iyi sensin. Evet. Neşeler. Şimdi baş kedi rolü için köpek seçmesi yapılacak. Kiara, bir kuş yakalaman gerekiyor.